Astana'da gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü'ne dair notlara bakalım şimdi ana haber bültenimizde. Şimdi tabii önemli bir zirveydi bu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşti. Genişletilmiş oturumda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla diyaloğu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi ve bir taraftan da o zirvede Belarus'ta örgüte tam üye oldu efendim. Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla diyaloğumuzu daha da güçlendirmeye hazırız. Sizlerle ortak bir sinerji oluşturmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü genişletilmiş oturumunda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan terörle mücadele konusunda Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla diyaloğu güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Asya'nın kadim istişare geleneğinin temsilcisi olan ve çok taraflı bir diyalog zemininin temsilcisi Şangay İşbirliği Teşkilatı'yla bu minvalde de ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. 2013 yılından bu yana sahip olduğumuz diyalog ortaklığı statümüz sayesinde teşkilat Asya ile önemli diyalog kanallarımızdan birisi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'daki temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Çin ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Çin'le ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracaklarını ifade etti. Belarus'u teşkilat üyelikleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Şangay İşbirliği Örgütü yeni bir üye kazandı. Belarus örgüte tam üye oldu. Böylece Şangay İşbirliği Örgütü'nün üye sayısı 10'a yükseldi. Belarus, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Avrupa coğrafyasındaki ilk üyesi oldu. Zirvede Astana Deklarasyonu kabul edildi. Üye ülkeler yeni bir tür uluslararası ilişkiler ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etme kararlılıklarını teyit etti.